Kaydedeceğim en sert podcastlerden bir tanesi olabilir ama kendimi olabildiğince tutmaya çalışacağım. Bu başıboş sokak köpeklerin mevzusu bir turnusol haline geldi. Neredeyse yıllardır medyada yer bulsun, artık şu problem bir çözüme ulaşsın diye bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyorum. Daha önce de başıboş sokak köpekleri yüzünden saldırıya uğramış, çoluğunu çocuğunu kaybetmiş, insanlar gelip bana mesajlar attılar ve özellikle teşekkür ettiler. Bu konuyu bir şekilde gündeme getirebildiğimiz ve en azından siyasetçilere ulaşmasına yardımcı olduğumuz için çünkü siyasetçiler halktan o kadar kopuk bir halde ki. Dün Sokak Hayvanları Teklifi Komisyonu'nda sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 15 ameliyat geçiren Tunağan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'a çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor? Zaten servisle gidiyorlar dedi. Hatta bu acılı babaya sen kimsin diye de bağırdılar muhalefetin vekilleri. Halil Yılmaz da benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek dedi. Muhalefet vekilleri de bunun üzerine çocukları alet etmeyin diye bağırdı. Bazıları da babanın üzerine yürüdü. Baba da o sinir krizi geçirecekti. Yani gerçekten bir utanç tablosu arkadaşlar. Her gördüğümde bu insanlar aklını kaybetmiş, gerçekten mantıklı düşünemiyorlar dedirten bir olay. Hani millet biziz, bunlar da milletin vekilleri ya, o da milletten bir insan değil mi? Çocuğu 10 yıl boyunca tedavi görecek, sokak köpeklerinin saldırısı yüzünden ve bu adama gidip diyorlar ki, bakın halktan kopukluktan bahsediyorduk. Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor? Servisle gidiyorlar. İşte biz bunlara millet vekili diyoruz ama bunlara dememiz gereken şey elit vekili. Neden? Çünkü bunlar Milletle hiçbir alakası yok Sanıyorlar ki herkes onlar gibi 100 bin liranın üzerinde maaş alıyor Herkesin çoluğu çocuğu da okula servisle gidiyor Herkesin düşündüğünüz kadar parası yok Herkesin çocuğu okula servisle gitmek zorunda değil Bu kadar milletinden kopuk bir vekil olamaz Ama parti zaten bu kadar kopuksa ona yapılabilecek zaten hiçbir şey yok İşte dejenerasyon, bozulma dediğimiz şey buradan başlıyor Nasıl bir yemeği açıktı unutursam bir zaman sonra kokmaya, küflenmeye başlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerine de ondan olmuş o komisyonda o kadar skandal şeyler yaşandı ki şu an bile neresinden başlasam bilemiyorum. Ama olayları dağıtmadan başınlar alacağım. Şimdi biliyorsunuz AKP sokak köpeklerinin uyutulmasıyla alakalı yeni bir yasa tasarısı getirmişti. Ve belediyeler bunu artık uygulayacak. Olay da şöyle. ay içerisinde sahiplendirilmeyen köpekler ötenaza edilecekler yani uyutulacaklar. Bu süreçte sahiplenilen köpeklerle alakalı zaten bir problem yok. Ancak öyle bir köpek popülasyonu var ki ne bunları sahiplendirmek mümkün ne de barınaklarda bakılması mümkün. Bunların mümkün künatsızlığı ile alakalı yasa tasarısının içerisinde çok net veriler de var. Ben ekranı zaten birkaç kaynak bırakacağım. Dilerseniz ayrıca oradan okuyabilirsiniz. Yani başıboş sokak köpekleri ile alakalı durum düşündüğünüzden çok çok daha vahim. Bu yasa tasarısı da halkın büyük bir kesmi tarafından aslında benimsendi. Çünkü insanlar artık daha fazla çoluğun çocuğun ölmesini istemiyorlardı. Ancak bir kitle de var ki bunlar genelde elit solcu kesimden oluyorlar. Zaten sokak köpekleriyle alakalı hiçbir bağı olmayan sitede, güvenlikli evlerinde oturanlar ya da sürekli her yere arabayla gidenler. Yani asıl bu problemle karşılaşmayan tipler. Bu yasa tasarısının geçmemesini istediler. Yalnızca bunlar yok. Bir de mama lobileri var tabii ki. Onların inanılmaz bir gelir kaynağı var sokak köpekleri üzerinden. Çünkü vicdan çok güzel sömürülen bir şey ve Türkiye'deki insanlar da görece vicdan Empatiyi nereye yapacağını bilmiyorlar. Çünkü sokak köpekleri çocukları parçalayınca onlar hakkında kimse bir şey demiyor. CHP'li milletvekillerinin bir kere bile bu hayvanlar çoluğu çocuğu parçalıyor, insanları kovalıyorlar. Güvensiz ortamlar yaratıyorlar dediklerini duymadık ama aynı empatiyi bin kere sokak köpeklerine yapabiliyorlar mesela. O yüzden de bu iki grup sürekli karşı karşıya geliyordu. En son komisyonda da çok ağır şekilde tartışıldı. En çok kanıma dokunan ve nefret ettiğim durum Sera Kadıgil hakkında oldu. Başıboş sokak köpeklerinden kaç Kaçarken, kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi TBMM'deki sokak hayvanları yasası görüşmelerine katıldı. Bazı CHP dem ve tipliler bu kadına çıkıp sen buraya şov yapmaya gelmişsin senin çocuğunu aslında AKP öldürdü dediler. Arkadaşlar gerçekten kanıma dokunuyor. Kadın da ölen çocuğunun ayakkabılarını gösterdi onlara fırlattı. Sinir krizi geçirdi ne yapsın kadın? Hala acısı taze olan bir anneye bunu söyleyecek kadar aklınızı yitirmişsiniz. Gerçekten mantıklı düşün şunemiyorsunuz. Kadın artık gözyaşlarını tutamadı hakaretlerden, üzerine gelinmesinden. Şimdi gelin oradaki mantıksızlıklara bakalım mı? Hani AKP öldürmüş ya çocuğu. Bu arada AKP'nin bugüne kadar yaptığı hiçbir şeyi savunmuyorum. Buradan da saçma sapan no context çıkarımlar yapıp milleti AKP'li ilan etmeyin. O kafadan da ayrıca nefret ediyorum zaten. Oradaki bahsettikleri şey bu CHP'li milletvekillerinin genel olarak savunduğu konu. AKP bugüne kadar bu köpekleri aşılamadı. Aşılamadığı için de popülasyon artmaya devam etti. Eğer AKP aşı parçalasaydı bugün o köpekler olmayacaktı. Ya da ısırmayacaktılar vesaire. Evet bir yere kadar haklılar. Ancak tamamıyla doğru değil. Öncelikle o bağırıp çağırdığınız şov yapmaya gelmişsin dediğiniz kadının çocuğu bir köpeğin kovalaması sonucunda tır altında kalarak hayatını kaybetti. Yani köpeğin aşılı olması falan bunlar mesele bile değildi. Yani köpek sadece onu kovalamıştı. Aşılı bir köpek de gayet sizi kovalayabilir. Ayrıca sen bir köpeği aşılasan bile bunlar birkaç yıl daha yaşamaya devam ediyorlar. Yani sen anlık olarak popülasyonlarını ...artırmış olmuyorsun. O bahsettiğim birkaç kaç yılda da tehlikeyi devam ettirmiş oluyorsun. E şimdi diyoruz ki popülasyon artık kontrol edebileceğimizin çok daha fazlasına erişti. Artık sıkıntı çok daha büyük. Bununla alakalı veriler de var ve alabileceğimiz en net önlem eğer sahiplenilmiyorsa ötenazi yapılması. Yani bir çözüm var. Ancak bu çözümü de reddediyorsunuz. O zaman o anneye şunu demiş oluyorsunuz. Biz bunu reddediyoruz. Çözüm falan istemiyoruz. Yarın bir gün başka çocukların da başına bunlar gelirse vebalini de almıyoruz. Çünkü AKP bugüne kadar aşılamadı. Çözüm önerisinde zaten biz reddettik. Ama totalde sorumluluk bizde değil. Hebele hübele. Kardeşim siz mantığınızı tamamıyla kaybetmişsiniz. Bakın bir tane örnek vereceğim sadece. Eskişehir'de sokak hayvanları için yapılan yürüyüşte biri vatandaşın sakat kalan çocuklar için neden ses çıkartmıyorsunuz demesi üzerine bir gerginlik çıktı. Adamı yuhaladılar. Oradan kovdular. Neden mesela bunlar yapılıyor? Ya birini sorgulamıyor musunuz arkadaşlar? Bu ölen çocukların hesabını kim soracak? Adam yanlış bir şey mi dedi? Yaşanmamış bir şeyden mi bahsetti? Neden bu adamı protesto ettiler? Çünkü dediğim gibi mantıklarını tamamıyla kaybetmişler. Kafalarındaki dünyada şunu düşünüyorlar. Bir grup var abi Türkiye'de. Hiç de azımsanmayacak bir grup. Bunlar köpeklerden nefret ediyor. Sebebi de yok ha. Sadece nefret ediyorlar bir türden. Ve bunları öldürmek istiyorlar. Böyle mazoşist, manyak bir grup. Buna onlara göre ben de dahilim bu arada. Amaçları ne? İşte sadece köpek öldürmek. Bundan keyif alıyorlar. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Amacımız insanı korumak. Bir insanın canı her şeyden daha önemlidir. Bak bu videoyu izleyen, dinleyen kardeşim. Senin canın çok önemlidir. Medeni, gelişmiş ülkelerde insanın canı nasıl kıymetliyse biz de bunu istiyoruz. Sokakta yürürken birdenbire onlarca köpeğin saldırısına uğrayıp bir çocuğun ölmesini istemiyoruz ya. Ben burada maval okumuyorum. Anlattığım şeyler, yaşanmış şeyler. Bakın başa sabitlenmiş yoruma birkaç tane kaynak bırakacağım. Azıcık vicdanınız varsa gidin okuyun. Bugüne kadar yaşanmış şeylere bakın. Burası YouTube diye maalesef her şeyi bırakamıyorum. Yani tüm çıplaklığıyla anlatamıyorum ama lütfen siz gidip araştırın. Her şey vicdanınız sızlıyor. Bari şu insanlara, anne babalara da vicdanınız sızlasın. Eğer varsa tabii ki. Şimdi gelelim için birazcık gerçekliğine. CHP dedi ki hiçbir CHP'li belediye ötenaziyi uygulamayacak vesaire. Dem Parti de aynı açıklamayı yaptı. Bunun hukuki sonuçları şöyle olabilir. Buna uymayan belediye başkanı 3 yıla kadar hapis cezası alabilir. Çünkü tasarı gereği böyle. Uyutulmayan yetki sınırları içinde başıboş köpeklerce gerçekleştirilen ölümlerde belediye başkanı örnek veriyorum taksi çocuk öldürmeden yargılanabilir. Üçüncü olarak da belediye başkanı görevden el çektirilebilir. Yani işin hukuki tarafı da bu şekilde. Bu vekiller öyle saçma sapan şeyler söylediler ki dün arkadaşlar. Mesela İyi Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir köpeklerden sonra çocukları ve kadınları da öldürecekler gibi skandal bir şey söyledi. Yani nasıl bu kafaya erişebiliyorlar? Nasıl mantıklarını bu kadar sınırlıyorlar? İnanamıyorum. Yasa tasarısında böyle bir talep yok. Bu argümanı destekleyebileceği hiçbir şey yok. Ama sadece söylüyorlar. Bu yasa tasarısının zaten bahsettiği çocukları kadını erkeği insanı korumaya yönelik olan bir şey olduğunu ...anlamıyorlar mı? Ya da saf mi ...yapıyorlar? Ben gerçekten çok sinirleniyorum. Yani şunun farkındalar bu milletvekilleri... ...yeterince maaş alıyorlar. Güzel... ...lüks evlerde yaşıyorlar. Altlarında... ...arabaları var. Varsa çocukları okula... ...zaten servisle gidiyor. Ya da... ...yaşadıkları bölgede çok fazla köpek yok. İsteli evlerinde oturuyorlar. Doğal olarak... ...bu tehlikeyle birebir karşı karşıya olan... ...halktan insanları düşünmelerine gerek yok. Ancak bu adamlara parasını veren... ...yine o halk. Öyle saçma bir ironinin... ...içerisindeyiz ki arkadaşlar. Yani... ...AKP milletvekilleri aynı... ...salona yaralanan çocukların fotoğraflarıyla gelmiş. Ben bir AKP'li milletvekilini bu kadar çok destekleyeceğimi hayatım boyunca düşünmezdim herhalde. Çünkü gerçek empati budur. Cihangir solculuğunuzu bırakın artık ve gerçeklere dönün. Yani bugün diyeceklerim bu kadar. Komisyon toplantısı saatlerce sürdü ve yaşanan rezillikleri burada anlatmaya dilim varmıyor. Millet bu yasa tasarısına evet diyor ve CHP'li belediyeler de bunu uygulayacaklar. Ben bu ülkenin sokaklarında rahat rahat yürümek istiyorum. Bu kadar basit, güvenli sokaklar istiyorum. Yalnızca benim için değil, herkes için. Diyeceklerim bu kadar. Bu konu hakkında da fikrim çok net arkadaşlar. Zaten daha önce de 50 kere konuştum. Sırf bana daha fazla insan katılacak diye saçma sapan bir şeyi asla savunmam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.